Herkese merhabalar arkadaşlar, eFootball 2023 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, 3 günlük aradan sonra oyun açıldı. Peki oyun açılmasıyla birlikte 3 gün bakımda kalmasına sebep gerçekten önemli ne oldu? Ne değişiklikler oldu? Hemen sizlerle gelin birlikte bakalım. Ama öncelikle bir 300 MyClub parası konusu var. Buna değineceğim çünkü 300 MyClub paramız normalde gelen kutusunda olması gerekirken maalesef şu anda gelen kutusundan ben hiçbir şey almadım. Ve gelen kutusunda 300 MyClub paramız yok. Şimdi diyeceksiniz ki abi diyeceksiniz etkinlikler de var. Etkinliklerden zaten bahsetmiyor arkadaşlar. Oyun güncellendiği için bize verecek olan 300 MyClub parası vardı. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Şurada şu anda ekranda görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Bakımın uzaması nedeniyle 14.11.2022 kadar bir hesap oluşturmuş olan tüm kullanıcılara telafi amaçlı olarak 300 eFootball parası göndereceğiz. Süresi dolmadan önce öğlenizi gelen kutusundan almayı unutmayın. Yani burada hedeflerden şuradan buradan falan bahsetmiyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi hedefler bilmem neler vesaireler yok. Çünkü hedeflerde ve etkinliklerde çok fazla MyClub parası etkinlik geldiğini görüyoruz. Burada da zaten sizler de şu anda ekranda gördüğünüz arkadaşlar. Hemen oyun ekranımıza geri döndüğümüzde dediğim gibi arkadaşlar buradaki sistem farklı. Hemen şöyle gelelim. Öncelikle çok fazla etkinlik yani şöyle söyleyeyim, Konami hiç bu kadar fazla etkinlikte MyClub parası verdiğini ilk defa görüyorum arkadaşlar. Hemen etkinlikler kısmında şöyle bir göstereyim. Bakın burada yani inşallah şu mücadele etkinliği 100 MyClub parası olmuştur arkadaşlar. Çünkü 100 olursa çok 50 veriyordu biliyorsunuz. 100 burada var. Burada bir şey yok. Şurada 50 MyClub parası var yine. Burada yine 50 MyClub parası var. Bu etkinliklerin hepsinde toplamda buradan etkinliklerden 200 MyClub parasını aldık, cebimize koyduk mu arkadaşlar? Geldik görevler kısmına, hedeflere. Hedefler kısmında kampanya hedeflerine girdiğiniz zaman arkadaşlar bakın burada toplamda GP veriyor. Burada da ne veriyor? Burada da GP veriyor. Burada da toplamda 6 tane eFootball parası toplamda 300 MyClub parası veriyor. Şimdi bu zannedebilirsiniz ama bu değil arkadaşlar. Çünkü orada gelen kutusundan bahsediyor. Gelen kutusuna gelen yani güncellemenin bakımın uzamasından sebep olan 300 MyClub parasından bahsediyor. Ve burada göstermiyor. Bu etkinlikleri tamamladığımızda toplamda burada 300 MyClub paramızı da alacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi gel gelelim oyuna ne eklendi? Yani güncelleme ile birlikte bizim karşımıza ne çıktı? Onlara bakacağız. Şimdi maç bileti bölümü geldi dediğim gibi. Şöyle sözleşme kısmına gelelim. Sözleşme kısmında paketler geldi, standart oyuncular geldi. Maç biletlerini burada kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi benim tamamladığım gördüğünüz gibi 4 yıldızlı forvet bileti, 4 yıldızlı ofansif orta saha bileti, 4 yıldızlı defans bileti. Şimdi buraya girdiğimizde %100 4 yıldızlı bir oyuncu veriyor. Oyunculara baktığımız zaman içinde standart oyuncu olan 66 oyuncu var. Hepsinde 66 oyuncu var arkadaşlar. Yani stoperde de, defansta da, işte ne bileyim, ofansif orta sahada da hepsinde bir tane oyuncu var ve buradan tesadüfi herhangi bir oyuncu geliyor. Mesela ofansif orta sahaya bir bakalım. Hatta direkt açalım buradan topu arkadaşlar. Bakın ofansif orta saha oyuncuları yani orta sahada oynayan oyunculardan bahsediyor. Hemen şöyle yapalım. Bileti kullan diyelim. Bileti kullanıyoruz. Buradaki 66 oyuncudan bir tanesi karşımıza şimdi çıkacak. Gelecek yani. Hemen şöyle bir bakalım. Paketlere bakacağız. La Liga'ya gitti. 4 yıldızı zaten garantiydi. Kimmiş bu? Canales geldi. Tamam. Oyun takımımıza ekledik. Yani maç bileti mevzusu bu arkadaşlar. Maç biletlerini zaten dedim etkinlikleri yaptıkça kazanacaksınız. Maç bileti sistemi bu şekilde. Paketlere geldiğimizde paketler yine 1500 eFootball parası arkadaşlar. Şimdi ben paketleri almadan önce oyuncuların bir max seviyesinin ortaya çıkmasını bekleyeceğim. Yani sisteme bu oyuncuları incelediğimiz, analiz ettiğimiz eFoot 23 uygulamasına bir düşmesini bekleyeceğim. Max seviyelerine bakıp ona göre bir de MyClub parası kasacağım biraz. Ondan sonra alacağım. Gördüğünüz gibi Arjantin, Brezilya, Japonya var, Fransa var. 4 tane paket gelmiş arkadaşlar buraya. Gördüğünüz gibi. Sözleşme kısmında başka bakacağım. Buradan özel oyuncu listesinde de İspanya ve Japonya geldi. Yani Epic kart olarak arkadaşlar. Fernando Torres gördüğünüz gibi. Iniesta ve Xabi Alonso gelmiş. Nakamura, Nakata ve Sato gelmiş. Haftanın oyuncularından da bir tane top açılımımızı yapacağız. Ve burada arkadaşlar çok güzel bir şey var.
All time greats, yani buradaki oyunculara baktığımız zaman 5 yıldızlı çok güzel bir oyuncu bekliyorsun ama yani bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama yani buradaki oyuncuların bence çoğu çöp. Yani böyle bir oyuncu Navas, Müller, Sommer, Busquets, Gomez, Joao Moutinho. Yani git ya, kart tasarımları tamam eyvallah. Çok güzel ama arkadaşlar maalesef oyuncular çok çok kötü arkadaşlar. Tabi burada da SporToto Süper Lig oyuncuları da gelmiş. Hemen onlara da bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mertens var, Bakasetas, Valencia, Crespo. Burada Beşiktaş'tan hiçbir oyuncu getirmemişler. Yani bir Galatasaraylı olaraktan nasıl yani Beşiktaş'tan hiçbir oyuncu getirmezler? En azından bir tane oyuncu koyabilirlerdi. Başka düşünceleri ne var bilmiyorum inanın arkadaşlar. Neden koymadıklarını da ben de bilmiyorum ama pusa konamıyor işte arkadaşlar. Yani yapmayınca yapmıyor. Galatasaray'dan bir oyuncu, Trabzon'dan bir, Fenerbahçe'den iki oyuncu koymuş. Bilmiyorum sıralamaya göre mi koydu desem alakası yok bence. Belhanda forvet olarak gelmiş. O da enteresan. Değişik gerçekten. Süper Lig oyuncuları da bu şekilde arkadaşlar. Mertens bence kaçırılmaz. Baktığımız zaman yine burada Amerika Ligi var, Japon Ligi var. Japon Ligi olmazsa olmazımız zaten. Bir de arkadaşlar şey sistemi geldi. Ona da bir bakalım. Şu sisteme bakmadık. Bakmadığımız tek bir şey kaldı. Şeyi de söyledim mi bilmiyorum ama mağazaya da iki tane efsanevi oyuncu eklendi arkadaşlar. Oliver Kahn ve Jan Koller. 5000 e-futbol pahasına bu oyuncuları da alabilirsiniz arkadaşlar. Belki söylememişimdir diye dipnot olarak hemen ekleyelim. Şimdi mağazaya geldik. Bu şu şey bölümü neredeydi? Oraya bak, bir türlü gelemedik. Burada 1 milyon GP kazanın diyor. Bu neymiş lan? Neyse ona bakarız. Sözleşme kısmına gelelim tekrardan. Bir dakika. Şuradan. Nereden girecektik oraya? Bir türlü bulamadım arkadaşlar. Oraya nereden gireceğimizi. Sözleşme dedik tekrardan. Standart oyunculara baktık. Paketlere baktık. Oyuncu listesine bakmış mıydık? Bir dakika. O oyuncular neredeydi? Maç bileti bölümüne bulamadım arkadaşlar. Burası değildi. Görevler bölümünde miydi? Maç bileti. Heh, burası. Tamam. Pardon. Maç bileti bölümünü bir türlü bulamadık. Geldik maç bileti bölümüne. Buradaki sistemde arkadaşlar yine yaptıkça yani şunun çok düşük olması çok iyi olmuş arkadaşlar. Göze çarpan Gareth Bale'ı veriyor burada. Yani 250 MyClub parası ve 500 MyClub parası bence gayet makul. Çünkü burada MyClub paraları da veriliyor. Mesela 250'yi verdiğiniz zaman 50, 100, 150, 200, 200'ünü geri almış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani 50 MyClub parasına gelmiş oluyor. Yani şurayı açtığınız zaman 200 MyClub parası geri geliyor. 500 verdiğiniz zaman 500 verdiğiniz zaman 50, 100, 150, 200, 250, 300. Bakın şey de var burada. 300. 300'ü geri, 500 verdiğiniz zaman 300'ü geliyor. Sözleşme bileti de var bu arada, 60 günlük. Bakalım sözleşme bileti kaç tane var? Burada şu yukarıda da var bir tane. Buraya bir tane daha koysalar çok güzel olurdu. Yok, bir tane koymuşlar. Yani üst sırada da bir tane var. Burada da bir tane var. Ücretsiz olan da sözleşme yenileme var mı? Bakalım. Var. Bir tane var ücretsiz. Yani toplamda 3'ünü de yapmış olsak toplamda 3 tane sözleşme yenileme bileti almış olacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bence gayet güzel, makul bir şey. Her neyse şuradan ödüllerimizi bir alalım arkadaşlar. Haftanın oyuncularından bir top açılımımızı yapalım. Çok fazla videoyu uzatmayacağım. Gameplay ile alakalı arkadaşlar. Gameplay ile alakalı birkaç tane hata gözüme çarptı ama online maç yapmadan şimdi onu değerlendirmek istemiyorum. Bir online maç yapıp onu değerlendireceğiz. Ondan sonra değerlendireceğim arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane İspanya'dan top açılma hakkı verdi. Bir tane buradan hakkımız var. Başka var mı? 3 tane gözüküyordu. Aa, Fransa'dan geldi bir tane de. Aa, bunu alınca mı görüyoruz? He, bunu alınca görüyoruz demek ki.
Kylian Mbappe var lan. Canıma minnet. Bakalım özelliklerini. Aa çok iyiymiş lan. Şunun bir ekran görüntüsünü alalım. Pavard sevdiğim oyuncudur. Ve bundan etkinliklerden 5 tane de alabiliyoruz arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam etkinliğin bir tanesi buradan tekrardan Fransa'dan top açılımı hakkı veriyordu. Bilginiz olsun arkadaşlar. Öncelikle Fransa'yı bir açalım. Kaleci Manyan falan da baya güzel gözüküyor. Anlaşalım bakalım kim geliyor, merak ettim. İlk oyuncumuz kim geliyor bakalım. Fransa'dan. Fransa milli takımı temalı. 5 yıldızlı. Kaleci mi geldi? Aynen. Kaleci Manyan geldi. Özelliklerine bir bakalım. Fransa gözükmüyordu. Doğru. Hücumcu kaleci. Kaçtan başlıyormuş? Farkındalık 77'den başlıyor. Neyse. Tamam. Ekledik takımımıza. Şimdi haftanın oyuncularından açacağım. Şuradan bir tane hakkımızı kullanalım. Yani çok zor ama ücretsizden bakalım. Nasip kısmet. Belki şansımıza tek atar mıyız? İlk toptan gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama yani zor. Zor ihtimal. Buradan da bir oyuncumuzu eklemiş olduk. David Silva geldi. Güzel. Haftanın oyuncularına bakalım. Haftanın oyuncularına baktığımız zaman Joshua Kimmich gelmiş. Nuno Mendes, Ödegaard, Kroos. Kroos sevdiğimiz oyunculardandır. Dzeko gelmiş. Moskin gelmiş. Garnacho gelmiş. Özellikleri nasıl bakalım. Güzel. Yani buradan kimin gelmesini isterim? 300 My Club parası harcamayacağım. Sadece ücretsiz açacağım arkadaşlar. Şöyle bir ekran görüntüsü alalım. Kapak fotoğrafında belki. Tony düşük gelmiş sanki. 91. Yani bendeki kartı daha iyi sanki. Aynen bendeki kartı daha iyi. Haydi bakalım buradan da hakkımızı açalım. Anlaş dedik. Gelsin bakalım. Nereye gideceğiz? Nereye gittik? İngiltere 4 yıldız. Garnacho olabilir mi? Yok. Tony mi? İki tane elimizde Tony. Tony oldu ya. Yani elimde Tony vardı zaten. Hatta elimdeki kart daha iyi bundan. Neyse. Ekledik takımımıza. Evet arkadaşlar. Top açılımımız da bu şekildeydi. 300 My Club parası harcamayacağım. Etkinlikleri biraz kastıktan sonra dediğim gibi arkadaşlar. My Club paralarını da toparladıktan sonra şey yapacağız. Paketlerin max seviyesi ortaya çıktığı zaman paketlerden inşallah Messi ile Neymar'ı almayı düşünüyorum ama dediğim gibi öncelikle bir özelliklerini görmem lazım. Standart kartlardan farkı nelerdir görmem lazım. Ondan sonra karar vereceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.